Tarsus bir zengin bir kentken, güçlü bir kentken, başkentlik yapmış bir yerleşimken neredeyse o cumhuriyete kadar, Osmanlı'nın son yüzyılına kadar Tarsus sıradan bir Anadolu kasabası. Hiçbir özelliği olmayan, kendi kendine yetmeye çalışan bir Anadolu kasabası. Fakat Osmanlı'nın son yüzyılında Tarsus'ta modernleşmenin izlerini görüyoruz. Bunlar nelerdir? Kurucusu Zenon'un olduğu Stoa felsefesi Tarsus'ta çok etkin oldu. Tüm dünyada, hatta imparatorluk düzeyinde neredeyse imparatorluğun inancı haline geliyor Stoacılık. Suriye Filistin cephesinin bütün yükünü Tarsus çekiyor Adana ile birlikte. Karam tenekesinin üzerindeki pamuk toplayan kız resmi Tarsus'u ressam Mehmet Bala'ya aittir. 1908'de Tarsus'ta gazeteler kuruluyor. İşte bu ilk gazetede Tarsus gazetesi, eski Türkçe basılan, işte hemen arkamızda da görülen Tarsus gazetesi. Cumhuriyetten sonra bile 1940'lara kadar başka gazete çıkmamış. Ülkemizde şu var, arşivcilik çok fazla gelişmiş değil Batı toplumlarındaki gibi. Yerel basın, ulusal basının kılcal damarlarıdır. Ben 100 yıllık basın tarihini kitaplaştırdım. Bir gazeteci olarak bu benim sorumluluğumdu. Tohum ek, çıkmazsa toprak utansın. 10 bin yıllık tarihi geçmişi, 39-40 filozofu, birçok felsefe okulu olan, keşfedilmeyi bekleyen şehir sorulduğu zaman ilk akla ne gelir? Tarsus gelmelidir. Tarsus dünyanın sayılı kentlerinden biri anlatılırken İskenderiye, Atina gibi kentlerin arasında yer aldığını hiç ama hiç unutmayalım. Fransız işgali döneminde Tarsus ilk defa konuğumuz Ayçin Ecem Doğru Özoğlu tarafından Tarsus gazetesi kullanılarak 1919 yılı kamuoyu araştırmasının yapılmasını sağlamıştır. Basın faaliyetleri ise Tarsus'un sosyal ve siyasi hayatında önemli bir rol oynamıştır. Bugünkü sohbet konumuz Tarsus basın tarihi. İşgal günlerinde Tarsus'ta kamuoyundan hareket ederek yakın tarihte Tarsus. Bugünkü sohbet konumuz. Konuklarım ise Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü Bilim Uzmanı Ayçin Ecem Doğru Özoğlu. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Ve sürekli konuğum Aratos Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık. Sevgili hocam, merhaba. Merhaba. Ayçin hocama da ben buradan hoş geldiniz diyorum. Aratos'un penceresinden felsefe programını izleyen tüm izleyicilerine Aratos'tan merhaba. Sevgili Uğur hocam, Tarsus denildiği zaman, yani Mersin'de bile çok az biliniyor buna rağmen, ben kısa bir özet bilgi vermek istiyorum sizden önce. 1840'lı yıllara doğru yol aldığımız zaman Mersin Tarsus kazasının Adana eyaletinin Gökçeli nahiyesine bağlı küçük bir köy. Evet, 20 tane evin olduğu bir balıkçı köy. 1851 Tarsus'a bağlı bir nahiye oluyor. 1877 işte Adana kaza merkezi Mersin'de o tarihlerde Adana'ya bağlı bir kaza oluyor ve 1888'de de sancak merkezi haline dönüşüyor. Görüldüğü gibi Tarsus sadece 1840'larda başladığımız zaman Mersin'in ufak bir balıkçı köyüyken Tarsus bir kaza. Ama geçmişine baktığımız zaman ki 10 bin yıllık geçmişine doğru gideceğiz. Bugün siz bir götüreceksiniz ve o tarihlerden kısa özetler halinde 1919'a doğru yol alacağız. Ama bu yol esnasında da hemen şunu hatırlatmamda büyük yarar var. Fransız işgali 17 Aralık 1918 tarihinde başlıyor ama Tarsus'la bağlantılı Fransızların 7 Haziran 1919'da bir avcı alayı geliyor. Asıl o tarihler Tarsus'un bir yönde işgalini çok hissettikleri bir dönem. Ne zamana kadar devam ediyor bu? Ankara Anlaşması yani 20 Ekim 1921'e. Ama kurtuluşu ise bundan 102 yıl öncesi. Yani 27 Aralık 1921'de kurtuluyor ki 3 Ocak'ta Mersin'in kurtuluşu. Değerli hocam, dünyanın sayılı kentlerinden biri anlatılırken az evvel de ifade ettim. İskenderiye, Atina gibi kentler arasında mutlaka ama mutlaka 39-40 filozofu birçok felsefe okulu olan sayılı 3 kentten biri olarak İskenderiye, Atina'dan sonra mutlaka söylenen bir kent. Böylesine değerli bir kentte siz yaşıyorsunuz. O dönemde yaşamış Aratos ki 2004'te siz Aratos Sanat Evi'ni daha sonradan da dergi çıkarmaya başladınız. Bu hem ulusal hem de uluslararası anlamda dağıtımı yapılan 117. sayısı. Her iki ayda bir de bunu düzenli olarak çıkarıyorsunuz ve akademisyenlerle bunun içini dolduruyorsunuz. 60'a yakın akademisyen, 28 felsefe okulunun da kurucularındansınız. Sevgili hocam, siz Tarsus'ta basın tarihini anlatacaksınız. Evet, güzel. Tarsus'ta yaşıyorsunuz. Bu da güzel. Tarsus, hak ettiği gibi sözlerimin başında anılmıyor dediysem, siz Tarsus'ta yaşamaktan memnun musunuz? Ve Tarsus'ta neler yapıldı şu ana kadar, neler yapılacağını sohbetimizin sonunda soracağım. Buyurun. Evet, tabii şimdi sözünü ettiğiniz konu çok geniş. Bunları tabii burada birkaç cümleyle ya da birkaç dakika içinde anlatmak çok zor. Ama zaman sınırlılığını düşünerek ben birkaç şey söyleyeceğim. Tarsus 10 bin yıllık bir kent. Tarihinde iki kez Hitit İmparatorluğu'nun
İki kez Roma İmparatorluğu'nun klik eyalet başkentliğini yapmış. Hem deniz aşırı ticarete sahip bir limanı var, hem Mezopotamya'yı İç Anadolu'ya bağlayan geçiş yolları üzerinde ve kervan ticaretine sahip, hem karayolu ticareti var, hem de deniz ticareti var. Tabi bu kenti zengin yapıyor. Zenginleşen bir kent sosyal açıdan da gelişir, kültürel açıdan da gelişir. Kent soylular çocuklarını eğitmek için filozoflardan yararlanırlar. Felsefe okullarına gönderirler, filozoflara verirler çocuklarını. Bu açıdan baktığımızda antik çağda Epikürüs ve Kinik felsefesinin okulları da var ama onlar zaman içinde kayboluyor. Çünkü kurucusu Zenon'un olduğu Stoa felsefesi Tarsus'ta çok etkin oldu. Tüm dünyada, hatta imparatorluk düzeyinde neredeyse imparatorluğun inancı haline geliyor Stoacılık. İmparator Ayrus döneminde Tarsus'ta da birçok güçlü bir felsefi akım olarak varlığını koruyor. O yüzden biz Tarsus'un aynı zamanda Tarsus Stoa felsefesinin merkezlerinden biri deriz. Atina, Roma, İskenderiye gibi. O zaman izleyicilerimize hemen hatırlatalım. Bunu Stoa Felsefe Festivali adı altında birçok kereler Tarsus merkezli Mersin'de de yaptınız. Evet. Ve buradaki yerel tüm kurum ve kuruluşlarla da ortak işbirliği yaparak Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi'nin de içinde olmuş olduğu çok özel festivaller düzenlemeye de başladınız. Sizi kutluyorum bu anlamda. Evet, çok teşekkürler. Tabii hemen burada belirtmek lazım. Kıbrıs Zenon Stoa Felsefesi'nin kurucusudur. Ama onun temel ilkelerini belirleyen Tarsus'tu, Krisipos'tur. O da yani Stoacıdır. Dolayısıyla da Tarsus'ta felsefe okullarının varlığı, filozofların olması ki Atina, Roma, İskenderiye gibi kentlerde çok sayıda Tarsus'lu filozof var. Amasyalı gezgin coğrafyacı Strabon'da Tarsus'lu filozofların ününü gidin Roma'dan, Atina'dan, İskenderiye'den sorun der. Çünkü orası hep o kentler Tarsus'lu Arap filozoflarla doludur diye tarif eder. Milattan sonra 2. 3. yüzyıldan sonra yani Hristiyan'ın ortaya çıkmasıyla beraber felsefe etkisini yitiriyor. Hristiyanlık inancı daha ağır basıyor. Önemini yitiriyor. Daha doğrusu baskılanıyor. Orta çağa girdiğimizde karanlığa. Tarsus'a baktığımızda Tarsus böyle zengin bir kentken, güçlü bir kentken, başkentlik yapmış bir yerleşimken neredeyse o Cumhuriyet'e kadar, Osmanlı'nın son yüzyılına kadar Tarsus yani sıradan bir Anadolu kasabası. Hiçbir özelliği olmayan, kendi kendine yetmeye çalışan bir Anadolu kasabası. Fakat Osmanlı'nın son yüzyılında Tarsus'ta modernleşmenin izlerini görüyoruz. Bunlar nelerdir? Örneğin 1886'da demir yollarının gelmesi, Bağdat demir yolunun Tarsus Mersin Adana bağlantısının kurulması, hatta Piri Reis'in bahsettiği Tarsus limanının artık işlevini yitirmesi nedeniyle önce Kazanlı'ya, sonra Karaduvar'a ve bugünkü Mersin'e limanın taşınması, pamuk ticareti, çerçeve fabrikaları, arkasına Marumati ve Şürekası'nın kurulması, 1888'de çikolata fabrikasının temelleri Marumati ve Şürekası'dır aslında. 1830'larda ilk pamuk ekiminin gerçekleşmesi burada bir ticari canlanmayı yeniden başlatıyor. İhracata dönük bir pamuk üretimi var. Ve 1902'de Türkiye'de ilk elektriğin geldiği kent Tarsus. Ki Fransız işgalinde Fransızlar Tarsus'a girdiklerinde bakıyorlar ki elektrik var Tarsus'ta. Türkiye'nin hiçbir kentinde elektrik yokken Tarsus'ta elektrik var. Çok şaşırıyorlar ve bunun üzerine de bu elektrik hane başına elektrik parası topluyorlar Tarsus halkından. Fakat bu Kurtuluş Savaşı süreci devam ettiği süreçte Kuvayi Milliyeci çeteler Tarsus'u karanlıkta bırakmak için gidiyorlar. Dinamo'nun, elektrik santral dinamosunun kömürünü söküyorlar. Bir amaç için tabii. Tabii. Sonra Cumhuriyet sonrası tekrar evet. Dinamo yenileniyor ve elektrik devam ediyor Tarsus'ta. 1908'de Tarsus'ta gazeteler kuruluyor. İşte bu ilk gazetede Tarsus gazetesi, eski Türkçe basılan, işte hemen arkamızda da görülen Tarsus evet. gazetesi. Mıdırgıçyan Efendi var, bir Ermeni matbaacı. Belki bu kartvizit basıyor, belki ilan basıyor, fatura basıyor bilmiyoruz ama bir matbaası var. Bu matbaa makinesini Mehmet Tahir Üncü Efendi alıyor, satın alıyor ve 1908'de Tarsus gazetesini yayına başlatıyor. Gündüz Artan hocamızın rahmetle anıyorum. 11-12 adet Mersin'le ilgili kaynak olabilecek çok önemli kitaplar bize bıraktılar. Ve yapmış olduğu araştırmada siz az önce de bahsettiniz. Evet doğru, 1908 yılında Tarsus isimli gazetenin yayınına başlandı ama ilginçtir. Orada gazetenin tesis tarihi olarak 1910 yazıldığından da bahsetmiyorum. Yani görünmekte ki o tarihlerle ilgili, arşivle ilgili hem olmadığı gibi hem de çok da düzenli bu işlerin takip edilmediğini ortaya koymuş oluyor ki yine kendi yazılarında Tarsus gazetesiyle ilgili ancak 1917 yılı baskılarından birkaçının ancak olabildiğini söylüyor ki bu da sizin
anlatacağınız basın ve arşiv konusunda işleme yönünden önemlidir diye düşünüyorum. Evet. İşte 1908'de Mehmet Tahir Ünlü Efendi Tarz gazetesinde yayınlıyor. Bazı kaynaklar 1927'de son bulduğunu söyler ki doğru değildir. 1928'dir. Bu anlamda hem 1908'den Cumhuriyet'e kadar 23'e kadar hem de 23'ten 1928'e kadar yani devam etmiştir. Bunun da nedeni yani bunu da şuradan anlıyoruz. O dönemde bir Karaca olanla ilgili bir yazı dizisi, bir yazı tefrika edilmiş. Ve o yazı şeyde bitiyor. 1928'de bitiyor o tefrika. Dolayısıyla da biz buradan anlıyoruz ki Tavs gazetesi 1928'e kadar devam etmiş. Böylelikle Cumhuriyet öncesi ve sonrası toplam 20 yıl yayın hayatını sürdürmüş bir gazetedir. Hem böylelikle Cumhuriyet öncesinin tanıklığını yapmış hem Cumhuriyet sonrasının ilk dönemin tanıklığını yapmıştır. 1928'de gazetenin kapanma nedeni aslında yeni harflere geçildiğinde, Türkçe harflere geçildiğinde, eski Türkçe, Arapça harfler bırakıldığında hurafatını yenilemiyor. Zaten bu arada Mersin'de yaşamaya başlıyor ve Mersin'de Yıldız Matbaasını kuruyor. Orada yayıncılığa evet. devam ediyor. Bu açıdan yine bu modernleşmenin izlerinden biri 1909'da hem Tarsus'ta Osmanlı Bankası bir şube açıyor hem de Deutsche Bank. Şimdi düşünün Deutsche Bank Tarsus'ta banka açıyor. Yine pamuk ekimi ve Tarsus'taki ticari canlanmadan dolayı Fransız konsolosluğu var, Amerikan konsolosluğu var, ticari ateşelikler var, Rus konsolosluğu var, PTT'ler var. Her ülkenin Kaç kendi kargosu. Kaç tane kilise var hocam? Hı? Kaç kilise var Tarsus'ta? 8 tane kilise var. Bunlar içerisinde ya Katolik var, Protestan kilisesi var ve Ortodoks kilisesi var. Ki bu kiliselerden şu an 2 tanesi, 3 tanesi ayakta. Ama hiçbiri gerçek anlamda kilise olarak kullanılmıyor. İkisi camiye dönüştürülmüş durumda. Bugün St. Paul Kilisesi olarak anılan kilise de aslında Ortodoks Rum Kilisesidir. O da anıt müzeye dönüştürüldü. Yaşayan kent insanlarının kimliği açısından değerlendirecek olursak Türkler, Müslümanların dışında başka kimler tatilde o geçmişte yaşamış? Tabii Tarsus yani antik çağdaki gelmiş geçmiş medeniyetleri bir kenara koyarsak evet. yakın yüzyılda Ermeniler, Rumlar, Keldaniler, Süryaniler, Araplar, mübadeleyle gelen Giritliler, 1800'lü yıllarda Tarsus'a getirilmiş 2000 kilip bir Afgan kolonisi. Zaten savaşlar nedeniyle Anadolu zaten aslında bir köprüdür, göç köprüsüdür. Yani Avrupa ile Asya arasında bir göç işlevi gören bir köprüdür de. Ama bu köprüden geçerken Anadolu'ya da bir takım tortular bırakıyor. Yani Kürtleri de var, Alevileri de var, Türkmen Alevileri. Arapların Suriye'den gelişiyle beraber bir Arap Alevi Nusayri topluluğu var. Yani aslında öyle de kozmopolitik ama antik çağdan baktığımızda çok daha zengin, çok daha farklı etnik yapılar, uygarlıklar, kültürler var Tarsus'ta. İzlerini de bulmak mümkün. Aynen Hatay, Antakya, evet. Mardin'de olduğu gibi birçok kesimden insanların barış içinde yaşadığı çok önemli bir kent olduğunu ifade ettiniz. Bu şeyle ilgili sözlü bir iletişim bizim İslamiyet'te ve Osmanlı döneminde olmuş. Yüzyıllar sonra ancak matbaa gelmiş. Yazılı basının alabildiğine, geç geldiğini biliyoruz. Yazılı basın geldiği andan itibaren bile işin arşivle ilgili çok önemli sorunların yaşandığını da biliyoruz. Siz bu konuda sürekli araştırma yapıyor ve akademisyenlerle birlikte bu konunun geçmişini daha da ileri noktaya taşımakla ilgili bir görev üstlen. Araştırmalar yapıyorsunuz. Onlarca bu konuyla ilgili kitaplar yazdınız ve Aratos dergisi olarak da bunlara herhalde 100'e yakın bir kitabınız da oluştu. Dergi zaten 110. sayısı oldu. Hep bunlar üzerinde hareket ediliyor. Burada geçmişle ilgili sizin bir takım değerler, Tarsus'un değerler konusunda sahip çıkıldı mı sizce? Söz gelimi ilk akla biz de Mersin'de yaşayan insanlar olarak ve tüm güney illerinde bir zamanlar pamuk yağı, karam adı belli bir noktaya gelmiş ve o tarihlerde de pamuk yağının ne kadar yararlı olacağına ilişkin hep reklamlar vardı. Bugün ismini göremiyoruz. Tarsus'ta herhangi bir bunun ismi yaşıyor mu? Bunun gibi çok değerlerimiz var. Buna Tarsuslar sahip çıktı. Tabii karam sözünü ettiğiniz gibi bir örnek. Önemli bir örnek. Çünkü karamın hem bir cıngılı vardı reklamlarda dönen. Çok iyi hatırlıyorum. Ki onu ben TRT arşivlerden buldum, çıkarttım, getirttirdim ondan sonra. Hem de karam tenekesinin üzerindeki pamuk toplayan kız resmi Tarsuslu ressam Mehmet Bala'ya aittir. Edebiyatta Tarsus kitabına kapak yaptık. Şimdi tabii Tarsus'un pek çok değeri var. Söylemek gerekirse antik çağ gibi zengin geçmiş olan, filozoflar olan bir kentin, bu kent olan Tarsus bugün o kültürün, o zenginliğin neresinde? Bana göre çok uzağında. Peki Cumhuriyet'in ilk dönem, aydınlanma dönemi, Ümit Yaşar Olcanları, Cahit Orhan Tüfengilleri, Haşmet Zeybekleri yetiştiren Tarsus'u, yani Tarsus bugünlerde yine bunların çok uzağında. Bu değerler anılıyor mu? Bu değerler biliniyor mu? Yok. Yani biz Aratos olarak bunları gündemde tutmaya çalışıyoruz. Belediyelerin bu konuda çok bir şey yaptığını söylemek zor.
Bir takım çabalar varsa da zor, gerçekten çok zor. Ben 100 yıllık basın tarihini kitaplaştırdım. Bir gazeteci olarak bu benim sorumluluğumdu. Bir yazar olarak aynı zamanda. Bu bana düştü ve bunu büyük bir keyifle, yaklaşık 8 yıllık bir çalışmayla Tarsus basın tarihini ortaya koydum. Cumhuriyet'ten sonra bile 1940'lara kadar başka gazete çıkmamış. 1928'de kapandıktan sonra Tarsus gazetesi, 1940'lara kadar gazete yok. Güylek gazetesi başlıyor. Ondan sonra 1950'de yine bir Tarsus gazetesi yayınlanıyor. Kemal Tursunbay'ın yayınladığı Tarsus gazetesi. O da 12 Eylül'e kadar devam ediyor. Tam 30 yıl. 12 Eylül'de kentin garnizon sıkı yönetim komutanı gazetelere, yerel gazetelere her gün yazacağınız haberi, bir gün sonra çıkacak olan haberleri bana önceden getireceksiniz, göreceğim diyor. Ve bunları denetliyor, sansür koyuyor. Sansür ya. Ondan sonra. Fakat Kemal Tursunbay, Tarsus gazetesini çıkartan Kemal Tursunbay diyor ki, ben bir gazeteciyim, basın hürdür, özgürdür, asla sansür olmaz. Yani kamuoyu bilgilendirmek gibi bir toplumsal işlevi olan gazetecilikte, basında sansür olmaz diyor. Ben diyor, yani bir sıkı yönetim komutanının haberlerimizi denetlemesi, sansür uygulaması zoruma gidiyor diyor ve ben bu gazeteyi çıkartmam diyor. Ve 12 Eylül'de Tarsus gazetesi yayın hayatına son veriyor. Sonra Tarsus Sesi gazetesi, Ekspres, Yeni Ses, ki bunlardan birkaçı yaşıyor hala. Böylelikle devam ediyor. Tarsus'ta yüzlerce gazete, yani 100 yıl boyunca yüzlerce gazete yayınlanmış. İri ufaklı gazeteler, ama bu basında, bu Tarsus basında oluşturan bu gazetelerin önemli bir kısmı gerçekten gazeteci olarak, gazetecilik amacıyla ortaya çıkan gazeteler değil. Amaç para kazanmak. Tamam, insan para kazanmak için meslek olarak gazeteciliği de seçebilir. Ama şantajla yapılan gazetecilik, gerçekçiliğe dayanmayan gazetecilik, devletin resmi haber ajansı gibi çalışan bir gazetecilik olmaz. O yüzden Tarsus değil, Eskişehir, Antep, Malatya fark etmiyor. Türkiye'nin pek çok yerine gidin, yerel basın, ulusal basını örnek alarak, yani şantajcı hürriyeti, milliyeti, yandaş medyayı örnek alarak aynı gazeteciliği yerelde yapmaya çalışıyor. Benim bir makalem var. Ulusal basın, yerel basının aynasıdır diyoruz. Şimdi oraya bakar, bir ulusal basında iyi görürsen iyi yaparsın. Kötü örneği görürsen kötü yaparsın. Bunlar kötü yapıyorlar. İyi biliyorlar ama gene kötü yapıyorlar. Öbür taraftan benim çok önemsediğim bir kavram da şudur. Yerel basın, ulusal basının kılcal damarlarıdır. Neden? Merkez taşla ilişkisi açısından baktığımızda basına, İstanbul, Ankara, İzmir merkez oluşturuyor. Bunun dışındaki Anadolu'daki tüm illerde, ilçelerdeki, şehirlerdeki gazeteler taşla basınıdır, Anadolu basınıdır. Bu Anadolu basınından, bu kılcal damarlardan haber gitmezse merkez basını dediğimiz İstanbul, Ankara basının yazacağı hiçbir şey olmaz. O yüzden Anadolu basınından besleniyor. Tarımda, ekonomide, sanayide, toplumsal olaylarda, her şeyde Anadolu'dan giden haberler ana damarda, merkezde buluşuyor. O yüzden kılcal damarlarıdır Anadolu basını. Evet. Arka planda bir resmimizi izleyiciler de gördü. Başın öne eğilmesini, basın öne eğilmesini denmiş. Ben de diyorum ki tohum ek, çıkmazsa toprak utansın. En azından duruşunu sergilemişler. Aynen Ayşin Ecem Doğruözoğlu'nda olduğu gibi. Sevgili hocam, öncelikle sizi kutlamayla başlamak istiyorum. Uğur hocam basın tarihiyle ilgili özet bilgiler aktarmaya çalışıyor. Sizin yazmış olduğunuz bir kitap var. İşgal günlerinde Tarsus'ta kamuoyu. Bu kitap Türkiye'de ilk kez Tarsus gazetesi, ama Tarsus gazetesinin siz bir bölümünü esas alıyorsunuz. 1919'daki Fransız işgali dönemindeki Tarsus gazetesinden çıkan haberlerle ve uygulamalarla Tarsus'un sanayine, tarımına, sosyal hayatına ilişkin bir takım merceklerle bize aktarmaya çalışıyorsunuz. Oradan hareketle çok ciddi araştırmalar yaptınız ve önce oldunuz diye düşünüyorum. Sorum şu olsun değerli hocam. Böyle bir kitabı hazırlama fikri nasıl oluştu? Kaynak bulmakta zorlandınız mı? Biz kaynak bulmakta zorluklardan bahsettik. Arşivin pek yeterli olmadığından sadece bahsettik. Siz nelerle karşılaştınız? Ne tür zorluklar çektiniz? Ve nasıl bir eser vücuda getirdiniz? Şöyle bir hikayenizi sizden dinleyebilir miyim? Tabii. Aslında bu kitap benim master tezi çalışmamdan üretilmiş bir kitaptır. Mersin Üniversitesi'nde doçent doktor Songül Ulutaş var. O işte tez önerisi süresince bana Tarsus tarihi çalışmam konusunda hani ısrar etti. Ama ben de hani pek çok genç tarihçi gibi, hayır işte ben popüler konular üzerine çalışıyorum, işte meşrutiyettir falan filan. O ısrarcı oldu ve şu an diyorum ki iyi ki de ısrarcı olmuş. Çünkü Tarsus gerçekten yani keşfedilmeyi bekleyen derin bir deniz gibi aslında ve gereken önemin verilmediğini düşünüyorum. Gazeteler zaten veri olarak gazeteciler tarafından çok uzun yıllardır kullanılıyor. Tarihçiler bu konuda biraz eksik kalıyorlar. Şimdi tarih biliminde de Annales Ekolü çerçevesinde gündeliklik işin içine girdi.
girdikten sonra, yani sıradan hayatların, işte insanların hayatlarını da biz öğrenmek istedikten sonra aslında özellikle basın ve yerel basın çerçevesinde bizim için önemli veriler sağlayan bir ana kaynak, birinci el kaynak teşkil etmiştir diyebiliriz. Ben nasıl zorluklar yaşadım? Şimdi öncelikle bu zaten bir yerel basın ve 1919 yılı zaten taşra, Tarsus taşrada, yani İstanbul basınından çok daha ayrı nitelik olarak da, çünkü işte kağıt bulunamıyor, işte mürekkep sıkıntısı var vesaire. Zaten böyle sıkıntılar var. İşgal altında nüshaların çoğu zaten bizim ülkemizde şu var, arşivcilik çok fazla gelişmiş değil Batı toplumlarındaki gibi. Böyle de olmadığı için nüshalar ya kaybolmuş ya yırtılmış, hani bir şeyler olmuş falan. Ben araştırma öncesinde İstanbul ve Ankara'ya gittim. İşte İstanbul'da özellikle bu konuda Beyazıt Kütüphanesi iyidir. Hani orada zaten hiç nüsha bulamadım. İşte basın arşivine girdim, orada bulamadım. Milli Kütüphane'de var bir tek ama o da hani tam ve eksiksiz değil. Yani 1919 yılı işte Ocak'tan Aralık'a kadar değil ama elimizdeki mevcut nüshalarla bile biz o yıla ait veriler elde edebildik ve böyle bir çalışma ortaya çıktı. Bu çalışma Türkiye'de biricik demek doğru olacaktır. Çünkü Tarsus tarihini hani sadece 1919 yılı alınarak yapılan böyle bir çalışma yok. Yani Türkiye'de ve dünyada tek diyebiliriz aslında. Bu anlamda da özgündür. Ben de tabii Tarsus basın tarihini araştırırken 2000'de başladım. 2008'de çıktı kitap. Önce Tarsus'taki yerel gazetelerden, yerel gazetelerin yazıhanelerinde arşivlerinden, sonra bir iki arkadaştan topladığım malzeme. Bu konuda az önce siz Gündüz Artan'ı andınız. Ben de onu sevgiyle... Çok yakından tanıyordum. Ben de onu sevgiyle, saygıyla anıyorum. Çünkü hem onun Mersin basın tarih kitabından yararlandım. Hem de o benim basın tarih kitabımın taslağını gördü. Çıkmadan önce taslağını gördü. Çok hoşuna gitti. Ölümünden önceydi bunu gördüğünde. Ve yazı da yazdı. İki tane de yazı yazdı bununla ilgili. Ben de bu çalışmayı yaparken Ankara Milli Kütüphane'ye gittim. Onun dışında Meclis Kütüphanesi'nden yararlandım. Şu an elimde 4 tane orijinal Tarsus gazetesi var. Eski Türkçe Tarsus gazetesi var. Onu da bir sahaftan İzmir Kitap Fuarı'ndayken satın aldım. Bu Tarsus basın tarihi dışında sonbaharda çıkacak Tarsus yerel basını diye bir kitabımız daha çıkıyor. İşte gazeteci Tarsus'tan yerel gazeteci Yakup Boncuk arkadaşla beraber böyle bir çalışma yapıyoruz. Çalışmada da Gündüz Artan'ın 2 tane yazısı. Tarsus basının kitabım üzerine 2 yazısı da var. 1919 yılı neden önemli diye ya da neden böyle bir sınırlandırma yaptınız diye bana sürekli olarak soru geliyor. Şöyle, şimdi emperyalist devletler Şark meselesi, Doğu meselesi çerçevesinde işte zaten Osmanlı'nın son dönemlerinde ülkeyi parçalamışlardı ve bunu yaparken de milliyetçilik ve din unsurlarını kullanmışlardı. Zaten azınlıklar bu süreçte azınlık isyanları sonucunda işte devletten koparak ne yaptılar? Kendi ulus devletlerini kurdular. Geriye işte Anadolu, işte Arap Yarımadası vesaire çok kısıtlı bir alan kaldı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bitiyor 1918'de ve Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Şimdi Mondros'tan, yani 1918'in sonu Kasım ayında imzalanıyor. 1920'ye kadar, yani TBMM'nin açılma dönemine kadar Anadolu tam bir aslında kaos ve kargaşa dönemi içerisinde. Çünkü işte ordular terhis edilmiş, ondan sonra işte yöneticiler azil ediliyor ya da ne bileyim işte bir şekilde görevden uzaklaştırılıyor. Yani halk kendi başına bırakılıyor. O yüzden 1919 yılı önemlidir. Bir geçiş aşamasıdır zaten. Bizim hem Birinci Dünya Savaşı'nın sosyal sonuçları var. Makroda gözlemlediğimiz biz gelişmeleri, sosyal gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri biz mikro ölçekte Tarsus'ta da gözlemleyebiliyoruz. Zaten bizim çalışmamızda da bunun üzerine makrodan mikroya doğru bir şey yaptık. Örneğin mesela Hanca Abdo olayı var. Bu mesela kutuplaşmaya ilk örneklerden bir tanesidir. İşgalin işte ilk günlerinde Tarsus'ta Hanca Abdo işte yolda yürürken Fransızlar tarafından saldırıya uğruyor ve bunun üzerine işte Türkler, Ermeniler birbirlerine giriyorlar gibi. Bu mesela kutuplaşmaya bir örnektir. Veya işte halkın tam o işgalden sonra ordu çekiliyor, işte ikinci ordu ayrılıyor. Ondan sonra halk kendi kendine mesela sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Çünkü kendi kendine bırakılıyor. Bu anlamda 1919 yılı önemlidir. Tarsus için neden önemli? Bunu da 3 maddede aslında toplayabiliriz. Şöyle, birincisi ilk işgal edilen yerlerden bir tanesi. Çünkü Mersin ve İskenderun limanları arasında bulunuyor. İkincisi Suriye-Filistin cephesinin bütün yükünü Tarsus çekiyor Adana ile birlikte. Üçüncüsü de oraların kaybedilmesinden sonra göç güzergahı üzerinde bulunuyor. Yani bu 3 neden aslında Tarsus açısından 1919 yılını önemli yapıyor. Tabii birçok değişim, sosyal değişim, işte ekonomik değişim vesaire ortaya çıkıyor diyebiliriz.
Orada dikkatimi çeken kitapla ilgili çok önemli bulgular var. Sadece 1919'u dikkate alıyorsunuz ve işgal dönemi ki orada süvari, Fransız süvari birliğini 1919'da Tarsus'a geldiğini ve bir yönüyle işgal ettiğini ve burada Tarsus gazetesini ele alıyorsunuz ama işgal kuvvetlerinin emri altında nihayetinde ve onların herhalde bir takım bildirilerini, bir takım uygulamalarını da duyurularını da verme görevi herhalde zorunlu olarak istemiş. Ama orada bir sizin bir kitapta bir ifade var. Diyorsunuz ki Tarsus'taki yaşanan olaylar aslında Türkiye geneline de söyleyebiliriz. Bir işgal yıllarında bir basının her türlü zorluklara rağmen bir takım mesajlar verdiğini burada görüyoruz diyorsunuz. Bu hangilerini hissettiniz? Nereden bu kanıya vardınız? Ya şimdi şöyle, evet, bununla ilgili hani bana soru geliyor gerçekten, siz de sordunuz şimdi. Tarsus gazetesi net olarak Fransız yanlısı ya da yanlısı değil demek doğru olmaz. Çünkü sonuçta işgal altında baskı var ve uygulanan sansür politikaları var. Büyük bir baskı altındalar ve tabii Fransız işgal komutanlığı propaganda aracı olarak ne yapıyor? Bunu kullanıyor, yani Tarsus gazetesini kullanıyor. Şimdi bu noktada özellikle şeye dikkat çekmek lazım. Mesela siyasi haberlerde bu özellikle İzmir'in işgali veya Paris Barış Konferansı ile ilgili başlıkların altına baktığımızda aslında gazetenin veya Mehmet Tahir'in işte hem yazardır hem o mesul müdürüdür. Çok da Fransız yanlısı olmadığını görüyoruz. Mesela İzmir'in işgaline tepki gösteriyor. Aynı diğer yerel gazeteler gibi. Tarsus basın tarihiyle ilgili bir takım okumalar yapıldığında Ayçin Hocam'ın dediği gibi sanki Tarsus gazetesi Fransız işgali döneminde Fransızlardan yana tavır almış ya da bunları tercih etmiş gibi bir şey var. Yani yok aslında böyle bir yani Mehmet Tahir Ünce Efendi böyle Fransızlar geldi işte sevindik hani hoş geldiniz gibi böyle bir yaklaşım yok aslında. Tamam, gazetede buna yakın ifadeler var ama bu onların Fransızların yandan yana olduğu göstermez. Ama asıl hikaye şu bence. Yani basın öne eğilmesin. Tabii, şimdi asıl mesele şu. Tarsus'un zenginlerinden ve o dönemin toprak sahiplerinden ve belediye başkanı da yapmış olan Sadık Eliyiş, Çukurova Holding'in kurucuları, daha doğrusu sanayici Marumati ailesinden aldıkları fabrikayı Çukurova Holding'e dönüştürüyorlar. Evet. Kara Mehmet ailesiyle beraber. Sadık Eliyiş Fransızlardan yana tavır alıyor. Bundan dolayı da yargılanmak isteniyor. Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında anlattığına göre Atatürk'e yakınlığıyla bilinen Damar Arıkoğlu, Adana milletvekili, Atatürk'e diyor ki ya işte bizdendir, yakındır bize falan filan deyip Sadık Eliyeş'in affedilmesini sağlıyor. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da özellikle Rumlar, Ermeniler Tarsus'u terk edince onların toprakları, zaten kendisi toprak sahibi zengin bir adam olan Şadi Eliyeş'in giden Ermenilerin Rumların da topraklarını el koyuyor. Ve daha da güçleniyor, daha da büyütüyor. Böyle bir hikaye de var. Asıl yani Fransızlardan yana olan onlardır. Emperyalistlerden yana olan onlardır. Bugün Koç, Sabancı, Eczacı Gibaşı gibi nasıl ABD'nin Türkiye'deki uşaklığını yapıyorlarsa onlar da onu yapıyor. Yoksa yerel basın olarak Tarsus gazetesinden böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Değerli hocam, yine kitapta benim çok ilgimi çeken bir tarım ve hayvancılık veya sanayi ürünü hepsinin içine de giren Sefeberlik dönemine kadar Tarsusluların çok önemli bir uğraşı dalı var. İpek böceği yetiştiriciliği. Ama çiftçilerin silah altına alınmasından sonra bu işi bırakmak zorunda kalıyorlar. Ama diğer taraftan da Fransızlar kendi iaşelerini sağlamak için tarım ve hayvancılık ile yakından ilgilenirken bir taraftan endüstriyel değeri de yüksek olan ipek böceği kozalarını Fransa'dan getirerek buna devam ettiriyor. Hem buna değinmenizi hem de o dönemde 1919 dönemlerde Tarsus'taki tarım ve sanayi hangi aşamadaydı, neredeydi? Yine Tarsus gazetesinden hareketle neler görebiliyoruz? Şimdi şöyle, Fransa'nın zaten Tarsus'u işgal etme sebeplerinden birçok sebebi var. Onlardan bir tanesi de kendi ordusunun iaşesini sağlamak. Çünkü nasıl bizim ülkemizde çiftçiler veya üretim yapanlar silah altına alındıysa aynı şey Fransa'da da oldu. Bu anlamda zaten Tarsus'u da biliyorlardı daha öncesinde Amerikan İç Savaşı sırasında. Pamuk sayesinde Tarsus'u tanıyorlar. İaşelerini sağlamak için Tarsus'u işgal ettiler zaten diyebiliriz. Şimdi ipek böceğine gelelim. Yapılıyordu. Hiçbirimiz bugün bunu aslında çok fazla vakıf değiliz veya bilmiyoruz. Endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere karşı Fransa'nın çok ilgisi oldu o dönemde. Yani sadece ipek değil, işte gül, pamuk, işte susam vesaire, bu tarz ürünlere ilgisi yüksek oldu diyebiliriz. Sanayi ve üretim nasıl? Mütarekeden sonra asker ordularına dağıtılmasıyla çiftçiler geldiler ama gazete onu şu şekilde söylüyor. İşte çiftçiler tabii o savaşın verdiği o psikolojik
çöküntüden de kaynaklı olarak kendilerini işte kötü alışkanlıkları, içkiye ve kumara verdikleri söyleniyor ve psikolojik bunalımlar içerisinde olduğu söyleniyor ve gazete bu anlamda çiftçilere de aslında birçok sayıda çağrıda bulunuyor. İşte şeylere dönmeli, işte üretime geri dönün, işte tekrardan üretime başlayın gibisinden. Sanayi tesisleri de evet, Tarsus'ta öncesinde zaten sanayileşme var ama 1919 yılında da hala o seferberlikteki o tatil edilme durumu devam ediyor. Yani sanayi tesisleri çalışmıyor. Sadece 1919 yılı için söylüyorum bunu. Sizin araştırmalarınızda hep Tarsus gazetesinden hareket ediniz. Ve Tarsus gazetesi işgal döneminde bir yönüyle milli mücadelede olumlu bir katkı sağladığını yaptığınız araştırmada görebildiniz mi? Hangi haberlerinden veya yazılarından yarar sağladığını, katkı sağladığını söyleyebiliyorsunuz? Şöyle, aslında tam olarak bir katkı sağlamıştır diyemeyiz. Çünkü 1919 yılında kongreler oluyor veya işte Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı var. 15 Mayıs'ta mesela İzmir'in işgalini haberlerinde veriyor ama Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını vermiyor. Hadi diyelim ki o dönemde önemli değil ama sonrasında 1919'un... Veremiyor daha doğrusu. Evet, veremiyor, oraya geleceğim. 1919 yılı yazında biliyorsunuz kongreler yapılıyor ama bunlarla ilgili de haber biz görmüyoruz hiçbir şekilde. Onun da tabii iki sebebi olabilir. Yani uygulanan sansür politikaları çerçevesinde güney bölgelerinin, özellikle bunu Fransızlar yapıyor, Suriye İtilafnamesinden sonra tamamen idareyi ellerine alıyorlar. Güney bölgeleriyle diğer bölgelerin iletişimini kesiyorlar. Bu da ya hiç haber alamamalarına ya da yanlış haber alıp haydutluk olarak nitelendirmelerine sebep oluyor. Ama biz Tarsus gazetesinde haydutluk olarak bile nitelendirilmiş herhangi bir haber görmüyoruz. Hani bu anlamda bir katkısı vardır ya da yoktur demek doğru olmaz. Şimdi iki şey söyleyeyim. Birincisi, 1928'e kadar, Tarsus gazetesi kapandığı tarihe kadar 29 Ekim, 19 Mayıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi dönem şeylerde Atatürk'ün resmini de vererek, İsmet'in önünün resmini vererek, evet, zaman zaman haberler veriyor yani. Cumhuriyet'le ilgili haberler veriyor. Var o tür haberler. Evet. İkincisi de tarımla ilgili birkaç şey. Örneğin çok ilginçte Tarsus'ta şeker pancarı üretimi var. Çok yakın zamanlara kadar vardı. Tabii tabii, çok ciddi bir şeker pancarı üretimi var, karpuz üretimi var. Bizim çocukluk dönemlerimizde görüyoruz onu. Şeker kamış üretimi var. Antik çağda da mesela zeytin, şarap ve susam üretimi var. Cumhuriyet döneminde de, önce de işte bu Arapların, yani Mısırlı İbrahim Paşa'nın Çukurova'ya da geçirdiği dönemde Tarsus'ta sulu tarıma, sulu ziraate de başlanıyor. Domates, patlıcan, biber, marul, lahana gibi. Doğru, gelen Araplardan. Meyve ve sebzeler de üretiliyor. Bu açıdan baktığımızda pamuk, Tarsus... Pamuk imal etmiyor. Tabii, Tarsus, pamuk tabii zaten hani... Zaten şeyden fellahlar getiriliyor. Yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde. O sırada tam bir de Amerikan Savaşı çıkıyor mesela. Oradan fellahlar, yani pamuk işçileri, Arap pamuk işçileri Mısır'dan getiriliyor. Ve Tarsus'ta şimdiki o işte fellahların aslında kökeni odur. Onlardır yani. Onlar pamuk tarımını yapmaya başlıyorlar. Yani şey... Pamuğa dayalı tabii, sanayi çıkıyor. Tabii gelişiyor. Tabii aynen. Yağ üretiliyor. İplik fabrikaları. Şimdi şöyle tabii. Aslında 6. yüzyılda Arap akınları başlıyor Anadolu'ya. Bizans'ın son dönemlerde, Doğu Rim İmparatorluğu döneminde Arap akınları başlıyor. O zaman da oradan kalan da Arap bir nüfus var ama çok cılız bir nüfus. Asıl geliş 1830'larda Mısırlı İbrahim Paşa'nın Osmanlı'ya başkaldırı, Kavala Mehmet Ali Paşa'nın ele geçirmesiyle başlayan süreç. Fellah zaten çiftçi demek. Çok sayıda tarım emekçisi, hem sıcağa dayanıklı hem tarımda tecrübeli oldukları için getiriyorlar. Fakat onlar da işte getirdikleri yerlerde, daha önce anlattık, Tarsus'ta çıplak mahallesi oluşuyor. Bunlar yoksul oldukları için çıplak mahallesi oluşuyor. Ki onda hem kitabını yazdık hem TRT'ye belgesel çektik biliyorsunuz. O dönemde işte bir ciddi bir tarımsal faaliyet var. Yani hatta 80'lere kadar Tarsus hali İstanbul'u besleyen Türkiye'nin en önemli hallerinden bir tanesiydi. Yani Tarsus'taki, Tarsus Ovası'ndaki meyvesi, sebzesi İstanbul'u besleyen önemli bir haldi. Öyle bir yanı da var. Ben burada birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Tarsus'ta yetişen gazeteciler bir de. Münif Bey 1800 doğumlu fakat Osmanlı'ya baş kaldırdığı için, o da padişahı, rejim eleştirdiği için Jön Türklere katılıyor. Daha sonra Paris'e gidiyor, Cenevre'ye gidiyor, İsviçre'ye, oralarda gazete çıkartıyor, sürgün ediliyor. Oradan Mısır'a kaçıyor, Mısır'da gazete çıkartıyor. Ve gazetecilere kaçtı zaten. Evet. Bu çok önemli. Bunlardan biri Yakup Boncuk, evet. Öteki de iki kişi var. Onlardan biri Tuncay Akdağ. Yenice Belediyesi'nde zabıta amiri ve kültür müdürüydü arkadaşımız. Evet. Onlardan biri de o. Evet. Münif Bey var işte, dediğim gibi Jön Türklere katılan ve Cenevre'de, Paris'te,
ve Mısır'da gazete çıkartan Osmanlı'ya karşı Cumhuriyet geldiğinde de Cumhuriyet'ten yana tavır alan bir gazeteci. Sadık Burhan Yalçın var, Cahit Orhan Tütengil var, Tarsuslu bilim adamı, değil sosyolog. Şairlerimiz, yazarlarımız, evet, sinemacılarımız, senaristlerimiz, Oral Çalışlar var, öğretmenlerimiz. Ethem Çalışkan var, Mehmet Bal var, Hüseyin Kıvanç var Cumhuriyet Gazetesi'nden. Sönmez Targan var, aynı zamanda 68'ler Birliği Vakfı Başkanlığı yapmış. Gazeteci Fazilet Çular var, Tarsuslu yazar. Bir de Mehmet Can Bolat, Hürriyet'in ve TRT'nin bon muhabiriydi, siz de iyi bilirsiniz. Evet. Mehmet Can Bolat var. Sevgili hocam, siz araştırmayı nasıl başladığınızı anlattınız. Araştırmayı başlamadan önceki Tarsus'la ilgili düşüncenizle kitaplaştırdıktan sonraki Tarsus'la ilgili sizin düşünceniz ve bu kitabın basılmasında Tarsus Ticaret Odası'nın da ciddi katkı sağladılar, evet, sahip çıktılar, evet, üniversiteden sahip çıktılar. Evet. Siz bu kitabın sonunda düşünceniz değişti mi? Değiştiyse ne yönde değişti? Ve az evvel ismini vermiş olduğum kurum ve kuruluşların yöneticilerinin bu konudaki düşünceleri nasıl oldu? Bu tür araştırmaların devamı yönünde de diğer akademisyenlere siz bir yönüyle öncülük yaptırmış oldunuz mu? Yani elbette olmuşumdur benim ardımdan gelenlere. Ama tabii ben bu çalışmalara devam edeceğim. Hani onun şeyi güzel. Yok. Tarihçi bakış açısıyla çalışmaya devam edeceğim. Şöyle benim fikrim değişti mi? Evet, hani biz Tarsus'u hep biliyoruz. Tarih işte Roma vesaire. Ama aslında milli mücadele döneminde de bu kadar önemli olması. Yani evet, biz belki bu kitapta 1919 yılıyla sınırlı tuttuk ama hani çalışmalarımızda ertesi yılları da takip ettik. O dönemde Tarsus halkının milli mücadeleye işte katkısı vesaire veya Cumhuriyet dönemindeki destekleri vesaire önemli. Benim bakış açımı değiştirdi. Artık Tarsus'u mesela daha çok seviyorum. Kitaba, daha doğrusu çalışmaya Tarsus Ticaret Odası sahip çıktı. Evet, onun sayesinde böyle bir çalışma ortaya çıktı. Bu anlamda da Ticaret Odası aynı zamanda bir kültür kurumu olduğunu da ortaya koydu. Ve bu kitap uluslararası yayını olan bir yayın evinden çıktı. Ve bütün kütüphanelere zaten dağıtıldı ulusal çapta. Bu anlamda da Tarsus'un tanıtımı açısından önemli bir işe imza attıklarını düşünüyorum. Burada eğer, şimdi buradaki temel konularımızdan biri de basın. Hı hı. Yazılı basın o günün koşullarında ve işgal döneminde olmasına rağmen çok önemli bilgilerin bugüne taşınmasının bir sebebi oldu, aracı oldu. Hı hı. O kadar zorluklara rağmen çektikleri ve okur yazarların bile sayılarının az olduğu dönem olmasına rağmen, hı hı, ne kadar değerli olduğunu ifade etti. Tabii günümüz koşullarında, hı hı, günümüzün koşullarına göre değerlendirmek lazım. Basın her zaman önemlidir. Bir arşivleme de o kadar önemlidir. Eğer Tarsus gazetesi kaynağınız olmasaydı, hı hı, siz bu bilgilere sahip olabilir miyiz? Olamazdım. Yani net tek kelime olamazdı. Bu anlamda her zaman söylüyorum, çalışmamda da kitapta da bahsettim zaten. Yerel basın bu anlamda çok önemli ve dediğim gibi tarih bilimine gündeliklik analiz ekolü çerçevesinde gündelikliğe katkı sağladığı için de biz sıradan insanları bugün hayatlarını yazabiliyoruz mesela veya fotoğraflarını ortaya çıkartabiliyoruz. Bu basın sayesinde gerçekleşiyor. Evet. Bir basın tarihini öyle yarım saate, bir saate sığdırmak öyle kolay değil. Tabii. Hele hele bir Tarsus'sa, 10 bin yıllık tarihi geçmişi varsa, bir filozofların kenti ise, felsefe okullarının dünyada hiç olmadığı bir kentse, Mersin'in daha ufacık bir balıkçı köyü olduğu dönemde bile dünya kenti özelliğini taşıyan ve 10 bin yıllık tarihi geçmiş olan bir kentten bahsediyoruz. Antik çağda önemli şehirlerden bahsedilmek istenildiği zaman ilk 3 içerisinde anılan bir şehir olan Tarsus'ta, İskenderiye ve Atina gibi dünyaya mal olmuş kentlerle beraber aynı ilk 3 arasında anılan bir Tarsus'tan bahsediyoruz. Özetleyecek olursak istediğimiz bu iki konuyla ilgili, özellikle basın tarihiyle ilgili neler ilave edersiniz ve hayaliniz bu konuda nedir? Ya ben antik çağa vurgu yaparak bugünü dönük bir analoji yapayım. Bana göre Tarsus'un çıkışı, tarım, sanayi, arkeoloji, tarih pek çok şey olabilir. Her zaman söylüyorum. İster yerel yönetim, belediye, ister sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları felsefeyi öne koymalılar Tarsus'ta. Yani Tarsus'ta felsefe yolundan ilerlenirse tarımda, arkeolojide, tarihte, sanayide, gastronomide, yani yeme içme kültürü, yöresel yemek kültürü de hepsi bundan beslenir. Ama başa felsefeyi koymaları lazım. Ve Tarsus felsefenin ve aydınlanmanın kenti yapmaları lazım. Bu Tarsus'un temel mottosu olmalı. Felsefenin kenti, filozofların kenti, aydınlığın kenti Tarsus. Yoksa rakı, şalgam, yemek, balık, macun, cezerye, bütün bunlar humus, yani yenilir, içilir, başka şeyler üretilir.
Zaten kentin sahip olduğu bir tarih var, arkeolojik bir değer var. Tarsus'un yarattığı geçmişteki değerleri var. Bunlar. Ben burada duyuru, siz söylediniz, dergimiz 20. yılında ve 117. sayıya ulaştı. Aratos dergisi yayınlanmaya devam ediyor, yoluna devam ediyor. Ayçin Hocam dedi ki işte tarihçiler gazetelerden yararlansın, basın arşivlerinden yararlansın dediler. Varsa. Çünkü orada çok değerli bilgiler var. Yani çünkü yerel basın haberleriyle kentin ekonomik, sosyal, kültürel yaşamına ışık tutuyor. Işık tutuyor derken daha çok veriler sunuyor. Yani bugüne bize veriler sunuyor. Bir tür bellek oluşturuyor onlar. O yüzden o bellek günümüze ışıtması açısından, geçmişte neler yaşandığını bilinmesi açısından çok önemli. Ama tabii bütün o ciddi haberler dışında ilginç olduğu kadar komik ve bazen tuhaf haberler de çıkıyor. Ben onlardan bir seçki yaptım. Yani kimini düşündürecek, kimisi tebessüm edeceğimiz haberler. Mesela Tarsus plajı Kazanlı'ya kadar 14 kilometrelik bir sahildir, değil mi? Hala hizmete açılmış bir plaj değil, kolibasıyla olduğu için. 1960'da Tarsus'ta tıp fakültesi kurulacak diye haber çıkmış. 1980'lerde ancak kurulabilmiş. St. Paul Kuyusu onarımı yapılacak papalıkça denmiş 69'da. Ancak 90'larda, 2000'lerde onarılmış. İçel Azrail'de kol geziyor. Bu şimdi söyleyeceğim haberler 60'lar ve 70'lere ait haberler. Cumhuriyet alanında kazı yapılacak 69. Ne zaman kazı yapıldı? 2000'lerde, 90'larda başladı. Bir fare Mersin'i susuz bıraktı. Kıl kurdu köylerde görüldü. Tarsus, Mersin, Adana arasında çalışan otobüsler greve gitti. Okumuş kızların başlık parası 15 lira oldu. Şimdi habere bak. Okumuş kızların başlık parası 15 lira oldu. Çukurova işçileri fabrikayı işgal etti. Tarsus'a seyyar satıcılar yürüyüş yaptı. Tarsus'u şoförler yürüyüş yaptı. Kancık kapı restore edilecek. Kleopatra kapısı. Dün pamuk ekicileri Tarsus'ta sessiz yürüyüş yaptı. Taban fiyatını beğenmediler. Protesto yürüyüşü yaptılar. Traktörle şehri turladılar. Evet. Böyle ilginç haberler var aynı zamanda yerel basında. Bu da küçük haberlerden örneklerdi. Teşekkür ederim sevgili hocam. İşlediğimiz konuyla ilgili özellikle işgal günlerinde Tarsus'ta kamuoyu kitabından hareketle yakın tarihte Tarsus konusunda ilave edecekleriniz var mı? Siz o dönemde yaşamış en yetkili Türk tarafından bir kişi olsaydınız, gazete sahibi olsaydınız, daha bundan daha farklı şeyler yapar mıydınız? Neler bu konuda hayal ediyorsunuz? O dönemde gazeteci olsaydım, diyelim ki ben Mehmet Tahir Üncü oldum. Evet, sansür uygulanıyor. Hani haberler şöyle, hani tam zamanında belki gelmiyor. Bir ay sonra geliyor veya iki ay sonra geliyor. Ama o haberleri yapacağım, Anadolu ile ilgili sütunları, haberler yapacağım sütunları mesela boş bırakırdım. Bunun örnekleri var. İstanbul basınında mesela destek veren gazeteler var ama işgal altında oldukları için hani açıktan açığa Sakarya Zaferi'ne kadar haber yapamıyorlar. Ama Anadolu başlığını atıyorlar ve altını boş bırakıyorlar. Bu aslında bir çeşit tepki. Ben bunu yapardım diye düşünüyorum. Tabii bilemeyiz o dönemde nasıl bir ortam vardı. Çünkü tarih nedir? Dönemin şartlarına göre düşünmektir. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün çok önemli ve değerli bir konuyu ele aldık. Tarsus basın tarihi ve işgal günlerinde Tarsus'ta kamuoyu kitabından hareketle yakın tarihte Tarsus konularını iki değerli konuğumla değerlendirmeye özen gösterdik. Değerli konuklarım Ayçin Ecem Doğru Özoğlu'na ve aynı zamanda Aratus dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişman'la teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, görüldüğü gibi çok önemli konuları değerlendirdik ve detaylandırdık. Unutmayalım, yanlışı savunacak kadar cahil olandan, doğruyu göremeyecek kadar kör olandan, iyiliği inkar edecek kadar nankör olandan uzak dur. Unutmayalım, felsefe doğru düşünmektir. Akıl yürüterek doğruyu bulma sanatıdır. İyi akşamlar.